gibiyim demiş. Ve bu mesajı İbrahim bana yolladı cevap vermeden. Ve cevabı burada verecek. Kardeşimize de dövmeyi burada yaptıracağız sevgili izleyenler. Önce bu risk alan arkadaşımız Kemal Polat'ı alkışlarla buraya davet ediyorum. Gel kardeş. Kardeşim heyecanlısın. Biraz heyecanlıyım. Biraz heyecanlandın. Hiç bir mesajın buralara geleceğini düşünüyor muydun? Vallahi ben hiç beklemiyordum. Beklemiyordun. Hala inanamıyorum yani. Şu an biraz vazgeçmiş gibi. Kardeşim seni Ankara'dan getirttik. Dövmeciyi getirttik. İbrahim'i getirttik. Biz o dövmeyi yapacağız. Yani hem de çıkmayan bir dövme yapacağız. Ömür boyu kolunda bir İbrahim'le. Ya gerçekten. Gerçekten. Wow. Şimdi İbrahim vazgeçmeden alkışlarınızla İbrahim Büyükak'ı buraya çağırıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Abi ben vazgeçmeden çağırıyla çalışıyorum. Abi böyle bir mesaj geldi bana. Mesaj gelince ben de hani hemen screenshot aldım, böyle yaptım. Dedim ki bu arkadaşı bulabilir miyiz dedim böyle yani. Çünkü çok iddialı mesaj. Ne psikolojiyle yazdın onu? Hayır, beni yakından gördü, içeride şu oldu. Allah'ım yarabbim dedi. Hani yakından daha da canı sıkıldı. Abi aslında şöyleydi yani. Siz ünlülere mesaj atınca cevap veriyor musunuz diye merak ettim. Biz ünlüler ne oğlum? Biz ünlüler. Ya işte anladım biz, abi. Bir şey söyleyeyim. Biz ünlüler cevap veriyor muyuz diye yani dikkat çekici bir şey olsun diye dövme mi yazdın? Ya, evet öyle yazmak istedim. Aslında bir deneme yanılmaydı ve yanıldım. Çok güzel. Ya, evet şimdi. Bir de çok sıkıntı. Ne tarafa yapacaklar dövme? Vallahi şuraya. Buraya yapacaklar. Vallahi... Hayır, ileride şimdi mesela dövmeyi normalde şey oluyor yani, dövmenin üzerinde oynayabiliyorsun ya sonra. Şimdi nasıl olacak mesela, bana benzeyen bir kız bulman lazım ki hani dövmeyi ona evirebilesin. O zor bir şey yani. Yaptıracağımız dövmeyi de ekrana versene abi, görelim. Bakalım İbrahim, senin bir fotoğrafından devşirdik, böyle bir şey yaptık. Nasıl? Ama böyle halı sahada falan sakın böyle öpüp falan golden sonra. Golden sonra beni öpme, uylanırım yani. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten böyle bir tereddütlü duruyorsun. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Heyecanlandı ya. Şey değil. Hayır, ya. Programa çıktığın İçeride için. İçeride çok güzel muhabbet evet, ettik evet. Ya biz. Hayır, buraya çıktığın için mi heyecanlandın? Yoksa dövme için mi yani? Şöyle yanına gelin iyice korkutalım. Şey İki taraflı korkutalım şu an. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaçmasın diye şu an tutuyoruz. Yok şey değiliz ya. Bir, diğer kola da beni mi yapsalar ya? Şöyle bir. Abi o kadar değil. Ya muhteşem ya. Yine de istemiyorsa yapmasana. Bu adamı şimdi şu an korkuyorum. Hayır, 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 biz dövmeciye ödeme yapıldı. Arkada bir... Siliniyor sonuçta. Yok. Siliniyor. Yo. Hayır, ileride... İleride kolunu kazıtabiliyorsun yani. Ama öyle bir şey yaptık biz ancak kolunu keserse. Yani öyle oluyor yani. Evet, ömür boyu artık İbrahim'le berabersin. Ama mesela trafikte falan... Şimdi buranı yaptığın için birine kızıp böyle bir hareket falan hani... birden adam beni de görecek falan ne oluyor diye. Sen... Oğlum sen kimsin falan yani... Çok tuhaf ya. Başka dövmen var. Gördüm böyle. Var mı? Var dövme. Dövmecan. Bak. Aa çok güzeldir. Aa harika bak. Nereye koyacağım beni? Seni. Buraya. Abi. Valla isterdim ki sadece benim göreceğim bir yerimi yapayım da abi. Bu çok güzel. Abi, sadece senin göreceğin bir yerini ben istemem abi. Böyle bir şey, böyle bir şey yok ya. Abi öyle şey olur mu ya? Dur bir İbrahim abiye bakayım falan. Olmaz. O da olmaz. O da orada ben istemem yani. Böyle bir şey yok. Sen şu anda mesela fit bir adamın. Zaten kilo aldıkça o esere doğru dönmeye başlar zaten. Zaten bizi de birbirimize benzetiyorlar. Tuhaf. Çok güzel. Yani. Arkaya alıyoruz seni. Hazırsın. Tamamdır. Tamam. Ya gerçekten mi? Gerçekten. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Çok şaşırtıcı ya. Biri seni dövmeni yaptırdı. Sana böyle bir sürpriz hazırladım insandan. Ya gerçekten olacak iş değil ya. Tabii. Bir de hani ne yaparsam yapayım beni hep desteklemek zorunda biliyorsun. En saçma hareketlerinde bir çünkü dövmem var yani. Haklı. Peki kız şimdi hani bir kızla tanışacak, kız diyecek ki bu dövmenin anlamı kız ne? Bu dövmenin anlamı ne?
falan diye soruluyor ya. Evet. Beni bir görecek kız böyle. Çok zor abi. Şurada şey yapan adam var, şöyle yaptı. Hayır. Çok tatlı ya. Evet kardeşim, hayırlı olsun 4. filmin bayi toplantısı. Yarın vizyonda efendim, bayi toplantısı. Alkışlayalım İbrahim'i. Teşekkürler. Helal olsun. Çok sağ. Şimdi ekibi yavaş yavaş çağıralım, muhabbetimize geçelim. Müthiş. Birlikte çağıralım. Tamam. Kimden başlamak istersin çağırmaya? O zaman Doğu Demirkol'u çağıralım. Alkışlar, Doğu Demirkol için geliyor. Bizi çaktık. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun ya? Görüşmeyeli. Selamın iş. İşte. Demirko. Hazırsak İbrahim. Onur Buldu geliyor. Onur Buldu geliyor. Hoş geldin kardeşim. Efendim hoş bulduk. Nasıl, keyifler yerinde? Çok şükür, siz nasılsınız? Ah, çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Alkışlar Büşra Pekin için arkadaşlar. İşte bu ekibimizin gülü gerçekten. Çiçek. En sona da yeni çırak kaldı ama. Evet evet. Sonuncu da taklitleriyle şu an çok güzel hareketler ikiyi sallayan bizim de ekibimizin eski oyuncularından kilosu denk, boyu denk. Safa Sarı geliyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Evet, işte görüyorsunuz kadro Şampiyonlar Ligi. Alkışlar bayi toplantı sevgili arkadaşlar. Buyurun, 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 buyurun. Evet, İbrahim Bey. Yani yıllarca konuştuğum bir projeydi, anlattığın babanın hikayelerinden, gittiğimiz bayi toplantılarından ve sonunda ete kemiğe büründürdün projeyi. Ne diyeceksin bayi toplantısıyla ilgili? Buyur. Aslında yani bayi toplantısına geçiyor film ama bir bayi toplantısının tamamını... Hani tamamen bir bayi toplantısını anlatmıyoruz aslında. Hani bayi toplantısının tabanı bayi toplantısı ama film bir aslında bir suç komedisi, bir soygun hikayesi. Ya bayi toplantısı bu üç karakterin bir araya gelmesi için bir vesile aslında. Evet. Aynen o. Aslında yani, o anahtar o yani. Bunları bir araya getiren bir anahtar bayi toplantısı. Biraz full bayi toplantısına gitmemek lazım. Çünkü bayi toplantılarına gidersek çünkü orada hani çok hani böyle yani kadın seyirciyi, çocuk seyirciyi çok ilgilendirmeyen bir dünya oluşuyor ya. Ama bizi ilgilendiren mi? Ya yok, bizi ilgilendirmeyen. Aslında kimseyi ilgilendirmeyen bir şey oluşuyor. Ondan kaçınmaya çalıştım aslında yani. Peki Doğu Bey'le filme başlamadan önce çok yemek yediniz. Evet. Aşırı yemek yediniz. Yani Doğu Demirkol'la anlaşmak için. Doğu Demirkol. ATV dizisi o. Doğu Bey. Doğu yemekleri. Yani böyle Doğu ne... Yani anlaşma yapmak için belli bir yemek, abi çok yemeğe çıkma yemek sayısı mı? Yani mahcup olacak kadar yemek yedik. Ben biraz Doğu'yu etkilemeye çalıştım. İlk böyle aradım. Etkiledi. Senaryonun ciddi düşündüğünü belli etmiş. Yani öyle geçici bir şey değil dedi. Değil dedi. Çünkü 10. sayfadan falan itibaren böyle yani karakter, Adem karakteri çok böyle Doğu gözümle canlandı. Çünkü yol arkadaşımınkiler de Doğu'yla bir çalışmayı çok istiyordum. Ama nasip olmadı yani, böyle Doğu'nun da işleri vardı falan filan. Oradan da borçluydum. Yol arkadaşımki de bir yere kadar geldik. Son anda ben dedim ki abi ya olmazsam mı falan. Sonra bunda da o kadar çok yemek yedik ki. Yani çok fazla yemek yedik. Böyle güzel bir restorana götürdüm. Bir İtalyan restoranına götürdüm. Aynen, hep İtalyan restoranlarına götürdü. Ve yani oynamama ihtimalim olmayacak kadar hesap ödedi. Yani oynayacağımın parasını peşinden almış oldum yani. Para da almadım yani. Hiç sen aradığı peki... Menüye yani... bir baktığın var mı sen? Menüye bir bakıp... Tadımı kaçırdı ya. Gerçekten. Çünkü bir kere ben ödeyim dedim. Ben o menüdeki şeyleri, rakamları şey zannediyordum. Çünkü makarna yanında bir rakam var ve onu hani... Gramaj olması lazım. Bakanın yanında yani 245 yazınca diyor, gramdır bu. Hani fiyat olamaz yani. Bir ödemeye çalıştım. Sonra tam sen şey yap dedim ya. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi bu kadar çok İtalyan restoranı yemeğe gidince insanda bir bağımlılık yapabilir mesela. Sen şu yok, an kendin... Yok yapmaz. Yapmaz. Özel hayatımda da. Önce giderim ama gene şey yapmam. Bir iki arkadaşımı götürdüm. Mesela bana Burak'ı öğreten insansın. Burak'ı bilen var mı burada? Bilmeyen var mı? Bilmiyorum abi, bilen Burak'ta peynir oldu. Ya peynir yani öyle. Ama onun da ekonomiğini buldum. Alıyorum marketten. Gene aynı Burak'ta. Pesto sosu da alıyorum. Aynı şeyi yapıyorum evde. 95 lira ona da vermiyor muydu? Ya, benim olayım seni etkilemekti. Etkilendim zaten. Seni etkilemekti. Ama hayır. Mesela İtalyan restoranında tam ben vermedim. Çünkü makarnaya verilmez diye bir... Çünkü evde yapılabilen bir şey vermek istemem. Çünkü orada bir de hesabı bir ara aldın.
vereceğim diye bir şovun oldu böyle. Hayır abi hayır falan diye. Sonra bak dedik abi öde dedi. Ya sana vermek için almış onu. Evet, ya ama ete gidince ne yaptım? Ete gidince ödedi. Ette verdim. Ama ette de tadını kaçırdım. Ette de tadım kaçtı çünkü kurban parasına geldi yani. Hayır dana ya kurban ki sevap kazanırdık yani. O hakikaten bir kurban kesildi. Çünkü ya. Ben bir şova girdim dedim ki ya Doğu bana bırak dedim. Ben dedim ki garsona abi dedim bir ortaya dedim, kafana yapma. Göre getir dedim. Yani hakikaten o zengin şey olmaz yani. Benim hiç yap ben menüye bakarım ne fiyat geleceğini bilerek söylerim. Her gittiğimiz öyle bir şey var. Ortaya bir şeyler. Ortaya karışık bir şeyler. Onu yapma dedi. Onu yapma. Hayır o kadar kurbana bağlamış kafada bana afiyet olsun diyeceğini Allah kabul etsin dedi yani. Tabii garsona verirken 3 kere. Kabul mü? Aldın mı? Kredi kartı aldın mı? Aldım. Vekalet veriyor. Vekaletimi verdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sayın Onur Bulduğu'yu ikna etmek için hangi yöntemleri kullandın? Bir de onun iknası biraz uzun da söylemiş. Saçı başı Onur Bulduğu, en çok fedakarlığı. Onur Bulduğu'nun iknası inanılmaz oldu. Şöyle bir şey vardı. Bir aktiviteden dolayı biz Ali Koç'la bir araya geldik yani. Ali Koç'la beraber bir yemeğe gittik Ali Koç'ta. Sen Ali Koç'ta bir aktiviteli böyle... Arkadaşlar. Sen o kadar... Bak Ali Koç'la omuz omuzayız yani öyle düşün. Öyle bir samimiyet. Omuz omuza bu mu oğlum? Sarmaş yani, dolaş diyor. Yani başkanımızla buradan şey yapmayalım da. Evet. Yani Ali Koç'ta gittik, yemeğe gittik. Aynı yerde Onur'la da bir buluşmamız vardı. Yani öyle bir denk geldi ki oraya ben de... Sen Onur'la buluşmaya bir saat sözü verdin. Oraya Ali Koç'la yemeğe girdin. Ya beni etkilemek için. Çünkü dedi ki ben de aynı yere gideceğim dedi. Dedi ki ben de aynı yere gideceğim. Gel benimle dedi. Düşündüm şimdi Onur'a gitmem lazım ama Ali Koç dedi ki gel benimle dedi. Ne yapabilirim? Yani Ali Koç'la onu ona bağlı. Peki Ali Koç'la orada yemekteyken Ali Koç'u bir dakika ben Onur'un yanına gideceğim mi dedin? Dedim aşağı indim. Benim bir arkadaşım dedim aşağıda. Abi bu çocuğa ne olmuş mu? Aşağıda. Ondan sonra... Mesela bunu görsem daha çok etkilenirdim. Evet. Değil mi? Bunu görseydim. Ali Koç'a bir dakika dediğini görsem daha çok etkilenirdim. Gerçekten başkanım dedim. Öyle bir dakika demedim. Yani öyle demedim. Ne dedi? Şey demedim. Ali bir dakika demedin değil mi? Yok öyle bir şey diyemem herhalde. Yani o olmaz yani. Olmaz olur. Çünkü bizim Ali Koç'la ilk tanışmamızda mesela filmimizi izlemiş gerçekten. Aha. Bana bir haber yolladı. Dedi ki ben de filmi izledim. Yol arkadaşım 1 ve 2 pardon 1'i izlemiş. Aha. Çok beğenmiş oğluyla. Sonra dedi ki ben... Tanıştık. Sonra dedi ki bunun dedi devamı varmış dedi. Onun devamı da dedi hani internet şimdi sinemada değildi o dönemde. Hani dijital bir platformda var mı dedi. Ben de şaka yapmak istedim. Dedim ki başkanım dedim isterseniz dedim ekibi toplarım evde gelir size oynarız dedim. Fena fikir değildi. Ya yani mantıklı geldi yani yapabiliriz. Sonuçta ev öyle bir ev ki belli ki arabayla girebiliyoruz. Yani muhtemelen öyle bir ev. Arabayla içeri girebiliriz. İyi bak. Ben işin bu kısmını bilmeden şahit oldum kalan kısmına. Evet. Şöyle bir şeye şahit oldum. Ali Koç telefonda kızıyla konuşuyor ve kızına şey diyor. Tanıyor musun bunu diyor. Bunu gösteriyor. Böyle bir şey der diyor. Kız bakıyor falan şey dedi. Eve getireceğim sana oynayacaklar diyor. Gerçekten. Öyle bir geyik oldu yani. Bayağı... Çocuğun travması da ne? Ama asıl travma şuydu. Ali Başkan'ı gördüm. Merhaba başkanım falan dedim. Böyle yaptı. Aa senin sesin normalde de böyleymiş dedi. Yani olamayacak kadar kalın hissi verdi. Sonra tabii işte gel zaman git zaman işte bir yerde daha bir davette daha karşılaştık. Sonra başkanla böyle bir aynı yere yemeğe geliyorum. Hadi sen de gel deyince ben de hani zaten Onur'la buluşacağım. Sonra aşağı indim. Onur da o ara lavaboya gitti. Geri döndüm masada Ali Koç oturuyor. Geldi masaya. Onur'un masasında. Evet bayağı. Vedat Muruç gibi aldı Onur'u. Ben sana söyleyeyim gerçekten. Ben lavaboya gittim. İbrahimlerle masaya oturmuşlar. Ben döndüğümde masada Ali Koç vardı. Ya nasıl ikna olmayacak? Sen ne? Zaten şey dedi ya. İbo dedi ki yani ikna etmeye çalışıyoruz oynaması için diye bir şaka yaptı. Dedi ki muadilini buluruz oynamazsa. Hayır öyle bir şey ki yani. Gitsek hani kendi fabrikalardan aynısını da yaptırabilir. Ya öyle bir güç var ya. Yani. Aynısından bir tane daha bana. Onur peki yani filmi kabul ettin. Abi saç meselesi zorladı o sonradan mı? Çıktı. Zorladı mı? Hayır yani, madem Ali Koç oldu artık şey o zaman saçı da kestire girmiş. Ya o kafayı güvenli. Kestirecektim ben. Saça razıydım. Yani oraya ikna ederdim. Onu sonradan birlikte karar verdik. Hani böyle mi olsa şöyle mi olsa biraz yaşlı görünmem gerektiği için Doğu'yla İbo'dan. Öyle bir yöntem belirledik. Biraz da kilo aldık. Hani onlardan daha yaşlı göründüm. Süper. Ama beklemiyordum tabii öyle bir şey. Sonradan ne kadar zamanda uzadı? Yani öyle bir yaşadın mı hayat? Ya uzun sürdü. Abi kız arkadaşıyla bir karşılaşması var hani yaptırdıktan sonraki tepki. Hala böyle duruyor. Yani beni gördüğü an böyle kaldı.
İki ay sonra hala böyle. kabullenemedim onu. Hiç şey olmadı değil mi? Aa, aslında sevimli de. Ya, sevimli mi? Yani. Gördük işte. Yani. Sevimli mi? Çok güzel. Sonra mecbur evlenme teklif etmek tabii zorunda kaldı. Ya o halime katlandı ya. Evleniyor musunuz? Evet. Aynen. Burada... Bravo, bravo. Bravo. Ya. Acaba düğünde bir sürpriz yapıp öyle mi gitsen düğün acaba? Sen beni böyle sevdin diye. Ya ben şimdi şöyle düşünmek zorundayız. Dolaylı yoldan yani evlenme teklifine sebep olmuşsun. Yani tabii, belki bir tık daha sonra orayı da erkene çektin. Ben bana bu ilişkinde dünür diyebilir misin? Tabii. Dünürlük yapmışım. Yaptın. Yaptım. Bir ince yaptım. Yaptım, bir ince yaptım. Sonundaki o gevrek gülüşlü emoji. Onur Bulu da tam ileride sapıtacak aşırı öfkeli olacak komedyen tipi var demedi de mi? Üçtür bir şey demiyorum. Kutsal Damacana da Büşra Pekin içine giren şeytanı çıkartmışlar. Bu kadar şarkıcı varken mikrofonu İbo'nun tutması kadar saçma bir hayatım var. Ve ekibimizin gülü Büşra Pekin. İşte bu. Evet. Güzeller güzeli. Büşra Pekin'i şöyle, ben Büşra Pekin'i şöyle görüyorum. Hani böyle böyle bir 10 sene önce bir arsa alırsın. Sonra böyle arsanın orada birden böyle arsanın oradan yol geçer ya birden değerlenir. Ya bu kız BK Mutfak'ta neydi? Şu an ne oldu ya? Gerçekten hayırlı olsun yeni Büşra. Ya, yeni sürüm. Gerçekten çok uzun güzel süredir bu projeye çalışıyoruz. Çok güzel. Download dün akşam bitti. Yeni sürüm dün akşam bitti. Yani. Ben ve iradem bayağıdır böyle asıldık. Gidiyoruz. Peki filmde ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? Ben filmde kişisel gelişimciyi oynuyorum. Bu bay toplantılarında motivasyon konuşmaları falan yapılır ya. Aynen. Ben o kişisel... Çok da başarılı olan bir kişisel gelişim uzmanı değil. Değil ama. Tabii. Değil, daha böyle sertifikası falan var yani. Bir kursa gitmiş falan. Başarılı olmak istiyor. Böyle Metin Haray'ı idol olarak belirtiyor. Çok güzel. Aynen. Peki sen kendi hayatında da böyle şeylerle ilgilenirsin aslında, kişisel gelişim. Ben kişisel falan gelişimle özel olarak ilgilenmiyorum ama ruhumda var yani hani içimde evet olan bir şey. O yüzden o mantıktan çok uzak değilim. Direkt bağlantıyı kurabildin rolle. Direkt bağlantıyı kurabildim rolle ama rol farklı. Ben de kuramadı. Yani, yani rol biraz farklı bir rol. Kız yavrum şey değil yani hani. Çok donanımlı bir kız değildi. He, orada bir aslında bir şeyin taklidini evet, yapıyor. O da ha, o da onun tatlışlığı oldu aslında. Peki bu kadar sette böyle adamlar, karavanlar, üç erkek falan filan nasıl? Kilitledim ben karavanı. Karavanla kilitliydi. Ya bana güvenli sordular, kişisel gelişimci oynar mısın? Ben dedim sizi geliştiremem, neden? Ben de... O kadar da değil yani. Kadar... Doğru bir dedim kadar bir aradan şey aslında ama ama şey rol icabı dediler falan, öyle ikna öyle oldum. Karavanın dışı hep çizik, bizim izlerimiz var orada. Var, zorlanmışsın be karavan. Evet, Safa Bey. Abi. Ne güzel ya sen. Ne güzel olmuşsun ya. Abi, ya çok biraz daha topikleşmişsin. Evet. Güzel olmuş. Böyle kıvama gelmişsin. İlk şöhret yapıyor onu. Evet. Yapıyor. Şöhret gıdısı diye bir şey var. Şöhret gıdısı. Öyle, sallanıyor aşağıda. Aynı benim hızımda ilerliyor. Hani ilk biz de mutfakta çıktığımızda bu hızda ilerliyordu. Evet ya, ben çok kilo aldım ya. Yok, çok almamışsın. Çok az. Tadında alıyorsun. Az 3 sene sonra gör kendini. Sen de yani ben bu hızı bilirim. Bu fragman gibi bir şey biliyor musun? Çok güzel. Hayırlı olsun kardeşim. Abi ya, çok teşekkür ederim. Güzel yani 3 yıl önce burada sokak röportajları yapıyordun. 3 adamda işte bir sürü skeçlerde oynuyordun. Şimdi filmle buraya konuk olarak geldin. Evet. Nasıl gidiyor? Çok güzel gider. İki film. İkisini de sorayım. Abi çok güzel gidiyor. Çok yoğun gidiyor. Sen Yılmaz Erdoğan olmuşsun oğlum. Tonlaman Yılmaz Erdoğan olmuş. Hastayım ondan biraz. Biraz hasta ses tonu var ama. Yılmaz güzel abinin memnuniyetsiz halini bir oyuna sanıyor. Çok güzel ya. Yani. Memnun mesela skeç oynuyorlar. Evet. Skeç oynuyorlar ve memnun değil ya. Ona bayılıyorum oyunu. Biz izlerken bazen biz hani direkt zaten hocaya bakıyoruz hani, hocam memnun mu falan diye. Provalarda özellikle şöyle bir duruş var onun. Oynayacaksanız okuyoruz oynayın. Okuyoruz diye okuduk. Kaçıncı sayfadayız? Bitsin artık. Altı hocam diye. Güllük mü? Devam et. Sıradaki skeç kesici çocuklar. Muhteşem. Peki bu mesela kaçtı, bu taklite artık sinirlendiği oluyor mu? Çünkü ne yapsan? Yok. Hiç. Sen sinirlenmiyor değil mi? Hiç sinirlenmedi ya. Yani. Hayır çünkü sen... Bir kere sinir ibaresi görsem zaten bir daha asla yapmam yani. Filmde ne oynuyorsun Safa? Abi filmde baba sevgisinden yoksun. Şımarık.
Yani aslında sebebi zaten o. Yani nedeni o. Baba sevgisi olmaması. Şımarık, daha çok böyle babasının parasını yiyen, böyle oyun bağımlısı bir çocuğu canlandırıyorum. Filmimizin aslında kötü karakteri. Kötü ya. Karakteri. Aslında sevimli bir kötü. Evet. Diyelim. Çok sevimli iyi. Bir kötü. Öyle bir. Evet, peki abi. Şimdi ekipten ayrı böyle gelip filmde oynuyorsun falan filan. Hani bir şey diyorlar mı? Hiç bir şey demiyorlar. Ya. Ekiptekiler. Yani seviniyorlar hatta. Çünkü onlara da olsa ben de sevinirim ya. Ya sen be, ne sorsam... Öf, böyle her artık yemek muamelesi yapıyor. Sabah şu anda böyle çok ağır bir yemekten kalkmış gibi. Şimdi bir sürü konuşacağımız konular var ama bizim programımızın köşesiyle konuşalım. Bir köşesi var. Orada konuşmak daha güzel oluyor. Alkışlarımızla kardeşim linç et. Michael. İlk linci ver abi. Çalışırken rahatsız edilmeyi sevmezsen demişsin sen. Ya İbo kusura bakma da seni kim niye rahatsız etsin Allah aşkına? Sen olsan kendini rahatsız eder. Ya arkadaş niye yani bu acımasızca cümle niye ya? Ama sonundaki o gevrek gülüşlü emoji. Peki seni kim niye rahatsız etsin? Ulan emojinin aynısını yaptın evet, bu arada. Evet yaptım olurum. Evet sıradaki gelsin. Aslında biri sağlam bir yumruk atsa o çene yerine oturur demiyor. Doğru yani. Şimdi doğru. Burada ama çene doğru. Oturmuş gibi duruyor zaten. Yok şu an bu yamuk hala şu anda da yamuk. Orada da yamuk, burada da yamuk. Orada sorun yok. Benim de yamuk. O yüzden sorun bana yok. Rahat rahat anlatabiliyorsun. Evet o yüzden ikimiz birbirimizi anlarız. Evet. Kötü berbat bir benzerliğimiz var. Evet. Ya bu inanılmaz bir benzerlik değil mi evet, ama ya? Amcaoğlu gibiyiz. Ya evet, gerçekten. Kötü. Amcaoğlu gibiyiz gerçekten. Aynen. Abi bana da benzetiyorlar. Doğu'ya da sen böyle çalıştığın insanlara mı sen benziyorsun? Sen bir karar ver. Bilmiyorum. Biraz hani Büşra'ya benzemeyi çok isterdim. Ama yani imkanlar bu kadar yani. Gelsin sıradaki. ÇGB2'de Sefa diye bir eleman var. Adam harbiden insan papağanı. Lir kuşu ya. Çok güzel. Yaptırıyorlar abi. Hakikaten şöyle bir şey ya. Yapıyorsun. Tamam Yılmaz Erdoğan cümlelerini tekrar yapma falan filan var ama... Abi sürekli de böyle yeni insan, yeni taklit bir yerde bitecek. Ne yapacaksın? Abi bitti zaten şu an. Sıkıyoruz yani. Yok ya sen yine falan. Birini yakalarsan yapıyorsun ya taklidi. Ya işte aynen birini görürsün mesela böyle spesifik bir şeyini kaptın mı oluyor. Ama öyle herkes de olmuyor. Ekipte oldu mu film çekerken bay toplantısında? Ya it. Mesela Doğu var. Çeneni ne aldın mı zaten? Güzel yazdı ya. O ben de oluyorum. Biraz şey diyor, o ben de oluyorum. İki kişi oynayabiliyor bir anda. İki kişi aynı anda İbo'yla. İbo'da sesi böyle şey olur. İşte bak. Öyle sürekli eli oynar böyle. Taklit edilebilir de sinirlendiği zaman. Şu. Gelsin sıradaki. Onur Bulu'da turist çocuğa dondurma şov yapan Maraş dondurmacısı tipi var. Var ama. Var. Var ama. Yazlık beldelerde olur ya. Hiç öyle bir skeç oynadın mı? Yok dondurmacı oynamadım da türevlerini oynamışımdır. Bizde var değil mi dondurmacı? Var oynadık. Ben sen oynadım. Sen oynadın dondurmacı. Ben oynadım. Ha, ama o da ne can sıkıcı bir şey ya. Ben şunu yiyeyim ya. Evet ya. Değil mi? Gelsin sıradaki. Kutsal Damacana'da Büşra Pekin içine giren şeytanı çıkartmışlar. Evet, rahatladım ben de. Harika. Yani, Büşra'ya böyle hani yumruk muhabbetine gideceğim ya. Büşra'ya biri sanki şöyle çok sert böyle vurmuş. Yanaklardan böyle hani içeri göçmüş yani böyle. Göçertmiş. Ama vurduktan sonra da böyle bir sevmiş yani. Onu ovalliğini de bozmamış böyle abi. Evet gelsin sıradaki. Ekmeğe mi bastın? Tuvalette yemek mi yedin? Ne oldu abi? Ama bu nedir ya? No, benim, abi, çok güzel. Bu benim çocukluğum arkadaş. Ama İbo ben sana şu çene sinyalleri vermiş. Var abi gidecek. Gerçek. Abi ben bozuyorum diyor. Ben kendimi bozuyorum diyor. Buradan. Sana da böyle vurmuşlar. Yani bana bence böyle. Presi almışlar. Ayakla falan. Maşallah diyelim İbo. Gerçekten ne oldu acaba bana? Çocuğunuz yani? Güzel olacak ama. Maşallah. Evet. Ya başlangıçta güzel olacak ama sonra çocuğu nerede durduracağız acaba anladın mı? Ortaokulda çocuğun böyle boynunu falan sıkayım böyle. Anladın mı? Kan böyle kan gitmesin artık. Büyümedi ya. Büyümediği çocuğu şey yapacağım yani. Ortaokula kadar kafamız rahat biliyor musun? Ya ben ne yapayım? Nerelere sarayım? Şey çok güzel. Çocuğumu. Yaz. Senin de var küçük. Senin... Dur geliyor. Evet gelsin sıradaki. Ben küçükken Ersin Korkut'muşum ya. Sahnede hala metrobüse biniyorum. Gerçekte
saat kolundakini satsan metrobüs alırsın. Dümenci. Oh. Haydi. Ya ben biniyorum ama biniyorum. Akbilim de cebimde çıkar gösteririm o ayrı. konusunda da o fake. Öyle mi? O, oradaki fake ama orijinali de var yani. Şöyle bir şey var. Almak çok lüks bir şey değil, yatırım gibi düşünebilirsiniz. Değer kaybetmiyor. Aldığınızdan daha pahalıya satılıyor. Şimdi reklamı da yapmayın burada. Saçma burada yok, 5 kere dedin zaten yaptın. Evet. Zaten yaptın evet. Devam et. Çıkarken bir şey yani mantıksız bir şey değil yani. Allah Allah. Ama bu tabii değerlenmiyor. Sen peki orijinaline mi alıştırıyordun kolunu yani? Yavaş ama ben de oyun oynarım. Mesela gerçeğini alır ama bir şey olmasın yine sahtesini takar. Ben tanıyorum. Ben tanıyorum. Hayır. Ortamına gir. Ortamına gir. Halı saha maçına giderken oraya kilitleyeceğim sahte orijinalini takmam ya. Bir zahmet. Gelsin sıradaki. Onur buldu, arada skandala karışsa çok ünlü olacak, farkında değil. Kazandığı parayı künefeye basıyor herhalde, hiçbir haberi yok. Canım ya. Onur... Niye künefe mesela? Niye bir Chateaubriand falan bir şey değil? Chateaubriand. Abi bir şey, otomatikman bir yöresel bir şey, tat var ya. Künefe... Yöresel bir lezzet. Hayır, ne istiyor ki Safan, Onur'un nesi olsun istiyor ki ben anlamadım. Skandal istiyorlar skandal. Abi. Skandal. Skandal istiyorlar adamdan. Beceremem ki. Yarıda bırakırım, üşenirim. Kaçarım. Ulan şimdi hiç gücüm yok. Bir tane patlat skandal ama ya. Ne bileyim böyle gazetecilere saldırıyorlar falan bir şeyler yapıyorlar gücüm ya. Gücüm de yetmez ki ya. Dayağı da yetim oralar. Gazeteciler de büyük döver biliyor musun? O da skandal olsun. Gazeteciler döverse daha büyük haber yaparlar. Sen gir ona bir. Köpek seni ısırırsa değil. Şuraya çok güzel. Gelsin sıradaki. Eski sevgilimin eski hali de yeni hali de Büşra Pekin'e benziyor. Çok iyi. Ha, çok iyi. Çok iyiymiş ya. Ahmet, o bendim zaten. Şanslı evet. Bir çocuk. Gelsin sıradaki. Bu kadar şarkıcı varken mikrofonu İvon'un tutması kadar saçma bir hayatım var. Mükemmel. Gerçekten. Senin düğünün. Evet bizim düğünde. Senin düğün. Olağanüstü bir performansım vardı düğünde. Gerçekten bir ara Berkay da vardı burada. Kadraj yok. Murat Dalkılıç da vardı. Hakan Altun vardı. Hakan Altun bu kadro bana mikrofon tutuyordu. neden ben orada gaza gelip şarkı söyledim? Şöyleydi bir şarkının aslında hikayesi şu. Bir şarkının ikinci dönüşünü bilmiyorlar hiçbiri. Ya bunlar da amatör çocuklar. Ya gelin dedim ya tamam ya boz gel Allah aşkına ya oğlum. Ben söylerim bunu. Ya Dalkılıç çekinme oğlum gel dedim ya 2 dakika. Gerçekten ikinci dönüşü bilmiyorlardı. Ben o dönüşü anlatmak için girdim ama. Evet. Bana ne olmuş oğlum ben ama bu kareden 4 saniye sonra o mikrofonu yemediysen hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten. Ya çok... İnanılmaz gözüküyor şu anda ya. Çok güzel. Yok adamıştım aşırı ki. Güzel performans. Gerçekten düğüne kendim adamıştım ama. Yani düğünde yani videolara falan baktığımızda İnanılmaz çıldırmışım. Ya. Yani düğün en son emekçisi. Eserin eniştesiyle göbek göbeği vururuz. Halasıyla böyleyim falan hani çıldırmıştım. Çıldırmıştım. Gel sıradaki fit komedyen mi olur? Ne zaman o vücut gider ve göbek meme gelir o zaman başarılı komedyen deriz sana demiş. Bu senin vücudun mu harbiden ya? Abi ya yazın öyle olabiliyor. Ya. Yazın oluyor öyle. Ki niye o iyi oluyor ama. Oluyor. Şey mi? Ben peki bunu oluyor. Çok böyle neşli söyledim. Kusura bakma. Hakkını helal et. Sen bilirsin, iyi bilirsin. Vücudum iyi oluyor. Bir şey olamaz. Yok ya. Sen abi, bu konuyu niye daha heveslisin? Bir de takık abi öyle şeylere. Ha. Vücut şeyi var. Yok filmden önceydi. Filmde güzel çıksın diye. Öyle bir çabam oldu. Ama bu laf sokmaktan ziyade iltifat olmuş. Teşekkür de ederim yani. Evet. Tabii ki de güzel bir laf. Güzel ya. Ama iyi. Burada da iyi çıkmışsın. Gerçekten. Orada iyi. Onu direkt koydum. Direkt koydum. Tabii. Ha bir de tam öyle, hani... tam koysa kötü durur. Aynadan. Aynadan evet. Bir de burada da doğru. Mesaj var hani. Şu lımbırlar falan orada belli değil. Halbuki var şu. Daha iyi. Onlar belli olmamış. Daha iyi fotoğraf olabilir. Hayır fotoğrafta da mesaj da var hani öyle hani ilk şeye döneceğim. Hani öyle çeneye yumruk atmak da kolay değil. Değil yani. O kadar da değil. O kadar da değil. Gelsin sıradaki. Abi güzel montaj. Göbek pek belli etmiyor. Uygulamanın adı ne demiş biri. Çizgili tişört uygulamazsın. Yok ya ben gerçekten zayıftım o zaman ya. Şu abi baksana. Evet, hayır çok belli abi yine kilolu oldun ya. Bir bombe görüyorum. Üstünden de dünyanın üzerinde coğrafyada görüyoruz ya paraleller meridyenler. Öyle duruyor paraleller bu. 26-45 doğu meridyenleri bu ya. 36-42 kuzey paraleller. Onlar. Bak bu taraftan. Bu taraftan güneş vurmuş, öbür tarafa gitmemiş mesela. Doğru, evet. Orada var. Orada bak, bu tarafta yok güneş. Bak bu taraf kuzey kutbu güneş var. Burada güney kutbu mesela bak. Daha karanlık. Çok mesela, fark var mı? Güneş de belli ediyor abi. Coğrafi olarak belli var. Yani. Gelsin sıradaki. Onur buldu. Reis o zaman daha uzunmuşsun demiş.
Ya o da gerçekten. Kuzenim. Kuzenim mi? Evet. Hangisi sensin onu anlamadım. Ben soldakiyim. Ha. Sen soldaki misin? Ha. Şu bir şeyler yapmaya çalışan çabalı çocuk benim böyle. Bu sen misin? Ha, evet. Aha ben bu zannediyorum. Hayır öbürü benim. Sen peki bir şey söyleyeceğim hani. İlkokul 4'te bir boya geldi. Sonra 3'te bence bir boya geldi. Abi şey aynı son nerede mesela hani bir şey var mı peki hani sınıfın uzunu oldun hani böyle hızlı boyatma muhabbeti var ya yok mu? Hep mi kısasıydın sınıf? En sondaki miydin? Ben ya 5 yaşında başladım. Okulun şu kapının kulpuna yetişemiyordum. Şu zıplayıp tutunup öyle. Kapıyı açıyorsun. Vallahi bak. E madem 5 yaşında niye başlatıyordun? Zaten küçüksün bir de. Ama ne olacak ya? Boyun. Ailende niye öyle? Zekam değil bu. Ha bravo. İşte bu. Bravo. Babam da öğretmenimdi. Daha ne diyeyim? Çok güzelmiş. Gelsin sıradaki. Bakışın güvenilmezlik salgılıyor. Doğru. Doğru. Net. doğru. Net abi net. İşkillendiren bak. Ben şeyi merak ediyorum. Güvenilmezlik salgılamak. Yani o nasıl salgılamak? Salgılamak ben de onu merak ediyorum. Bir metafor ya, var burada. Var var. Yok yok çocuğun bence de... hormonlar bir tık bozuk. Öyle bir hormon olamaz. O sırada çocuğun yok abi. Ya ben şeye bayılıyorum ya. Orada yazıyor yani. Bakışın güvenilmezlik salgılıyor. Sen hayatına geri dene ya. Çayını içiyor bilmem ne. Yazmış orada. Sen onunla ilgileniyorsun. Ya, ne var benim bakışımda diyorsun falan filan. Çünkü öyle şeyler var abi adam. Bana geçen bir DM atmış. Ben bir böyle müzik, hoşuma giden bir müzik olmuş. Onu böyle çekmişim. Oraya da böyle günaydın yazmışım. Bir DM gelmiş şöyle yazıyor. Tabii sana günaydın. Sanki ona iyi akşamlar anlamıyorum. Sanki o Güney Kutbu'nda yaşıyor yani anladın mı? Yani saat farkıyla ilgili mi dedim Türkiye'de yaşıyor. Ben aynen. Hadi de acaba dedim hani İsveç'te falan mı yaşıyor hani bize iyi akşamlar hani. Böyle hani şey uyandığın anda şey yapıyor kıskanmaya yani, başlıyor. Hani, ay kıskanma değil hemen bir şey yazayım. Günaydın yani. Ne güzel. Ya böyle ister. Bazen işte yorum yazıyorlar özür dilerim. Rica ederim. Bazen yorum yazıyorlar işte ya abi bu kadar da çirkin olunmaz falan. Evet. Biz bir şey yazamıyoruz ya tabii. Evet. Diyorum ki kim bu hele bir bakayım. Ya bir basıyorum fotoğrafı ben gerçekten iyiyim. Şimdi yazma yani. Olmuyor. Bak olur şöyle yakışıklı adam olursa yaz yani. Ama hadi ya bir de. Ya bence, bence bu programda birbirimize yakışıklı demeyelim. Çünkü olmaz. Bence diyelim. Olmaz abi. Yani, bence bir şey söyleyeceğim. Bence böyle kötüden gömerekten başladık ama gitgide yakışıklı bir yere geldi programda. Bence bir yerde oturuyoruz. Evet iyi bence şu sanki an. Sanki böyle 79 gibi falan bence bu ekip harika olacak biliyor musun? Gelsin sıradaki kapı gıcırtısı, inşaat gürültüsü, kağıt ışırtısı, oto ekspertiz zımbırtılarını ve İbrahim Büyükak'ın sesini sevmiyorum. Ama güzel bir kombin bak. Ya harika ya. Birleştiriz. Fotoğrafı görüyor musun? Böyle fotoğraf mı çekmiyor? Hani o özgüven zaten fotoğraftan belli arkadaşın. Çok sesin çok mesela. Evet çok. Küçüklüğünden beri de çoktu. Evet çok. Eskiden yani çalıştığın her yerde de bir soruna dönüştü. Evet. Çok zor gider kulisinde de İbrahim geldi. İbrahim'in sesi oldu. Evet. Şimdi Türkiye'de önce televizyonlarda ve sinemalarda da sesin çok. Hep çok ve varsın evet. Ve daha da büyüyorsun. Estağfurullah. Bununla ilgili ne düşünüyorsun mesela? Kendi sesini dinlediğinde ya da bu sesle ilgili bir şikayete dönüştü mü? Kendini dizginleyecek misin artık? Ya bir sus de. Bir şan dersine mi gideyim ne yapayım ben anlamadım. Ya şimdi coşkulu da bir adamım. Evet. Sesim de böyle coşkulu. Evet. Yani böyle şeyler falan vardı yani ben mesela skeç yazdığımız dönemde karşı apartmandan beni uyardılar biliyor musun? Evet. İbo sus artık diye böyle hani cama çıktı. Tanımıyoruz böyle, yazdı, yani baya başka. Yazdı baya karşı apartmandan tanımadığımız biri. İbo yeter duyuyoruz her şeyi falan filan hani. Programı izleyeceğiz yani bize sürprizi kaçıyor falan. Skeçleri duyuyorlar ya da. Kadardı. Sonunu hep öyle söyleme ama, bari. Yani dediğim abi sonuçta albüm yapmıyorum. Yani şaka yapıyorum onu da dinlemez. Ama senin şey yapan da var ya sesin hani ses halktan biri yapan şeylerden biri o gürültülü konuşma ses tonu da öyle. Hani, yok halkta o, da bu kadar yok. Yani. O kadar yok. Yok, bu kadar bir halkta bir yerde ben çünkü çok biliyorum öyle yok. Yani inanılmaz. Gelsin sıradaki Doğu Demirkol muhabbet kuşuna benziyor. Bana çok... Yok ya benzemiyor. Ben de bir tereddütte kaldım. Bir kere Doğu sarı değil. Şimdi, evet yani, bir kere muhabbet bir. Kuşunun çenesi düzgün. Ya yas yapıp orada yani. Gelsin sıradaki. Onur buldu sadece skeçlerde sempatik gerçek hayatta gıcık biri gibi. Doğru. Ne diyorsun sen ya? Abi şey var mıdır yani böyle var bazı komedyende hani normal hayatta daha tatsız biridir. Çok gıcık değilim bence ya. Bence gıcıklığım vardır tabii de herkes değil. Kadar vardır yani. Gıcık değil Onur abi ama Onur abinin telefon konuşmaları var. Sürekli telefonda karavanda ve sürekli... Evet. Ev taşıyordum da o dönem. Evini... Of çok belaymış yani ya. Yani mesela drenaj kelimesini Onur Buldu'dan öğrenmem. Mesela bundan 3 yıl önce ben Onur Buldu'yu izliyordum ve ne komik adam falan diyordum. Şimdi karavanda şöyle abi evin drenajı olmaz.
Ne konuşuyorsun? Tuvalet taşıyordur enerji. Drenaj diyor bir şeydi. Ve konuştuğu insanın şivesine dönüyor telefonda. Ve yanımda... Bana drenaj olmuyor falan diyor karavanda. Garipler yanımda. Onlar böyle film hakkında falan konuşuyor. Ben kafayı bir de camdan çıkarıp konuşuyorum yani ama... Rahatsız değil diyor. Abi hayır o koltuk öyle değil falan diyor böyle. Yani inanılmazdı ya. Gelsin sıradaki... Büşra Pekin'in Hayat Bilgisi dizisinde figüranlık yaptığını fark ettim. Boşluk seviyem yazmış. Sen oynadın mı Hayat Bilgisi'nde? Ya ben şöyle şimdi... ben 9 Eylül Üniversitesi'nde sen hatırlarsın bizim konservatuarda zorunlu stajyerlik vardı. Zorunlu oynatıyorlar diyeceksin sen Hayat Bilgisi'nde. Ya işte stajyerlik vardı. Ben dedim gideyim İstanbul'a. İstanbul'da yapayım stajyerliği. Şansıma işte Hayat Bilgisi'nde. Ama sanki böyle oynanan oyundan da memnun değilmişsin gibi duruyor biliyor musun? Bakışların evet, sahneden memnun değilim var. Bence çok ya, olayın içinde olduğu için öyle. Ya orada bence kendimi göstermek istiyorum. Bence burada biraz şey de var. Orada yani, en arkadan bile duygu veririm diyor. Çünkü hiç repliğim yoktu. Stajyerlik yapıyordum. Ya onun, ben ölmedim ya öyle. Ama o bakışta birçok cümle saklı aslında. Bence şey var abi 10-15 yıl sonra görün beni var. İlk ünlü olduğunda da değil. Bak orada değil. 5 yıl değil. 15 yıl sonra. 17 yıl sonra beni görün bakışı var orada. Orada yani 5 yıl sonra bir bakın ama orada eserim var. Ama figüranlık da yapardım tabii ki yani. Tabii bu da işimizin bir parçası tabii ama de. O bir stajyerlikti. Süper. Gelsin sıradaki. Yürü git pisik adam. Rezilsin İbrahim Büyükak. Niye ya niye? Niye? Çünkü böyle o... salt girince de aldım ben bunu. Bu yani yürü git pisliksin. Ve bunu sana bir kuş söylüyor. Ya acaba neyi gördün? Bana mı vermedin ne yaptın? Ben anlamadım abi böyle bir şey olamaz ya. Geçen gün şöyle bir şey oldu. Telefonuma bir mesaj geldi. Ya abi ben işte ne haber falan filan. İşte ben ortaokuldan bilmem ne arkadaşın. Tabii sen bizi tanımazsın yazmış. He. Tanımıyorum yani zaten hani hatırlamıyorum yani. Hatırlamayabilirsiniz. Ünlü olmanıza gerek yok yani. Ortaokuldaki arkadaşın hala hatırlamayan insan vardır. Abartmıyorum 2 dakika sonra gelen mesela aynı numaradan. Allah ya 3 dakika müsaade etmedi. Belki çıkaracaktım anladın mı? Ya Allah ama bu kadar da net bak sert bir şekilde. Allah size bak telefonunu görüyorum ya. Net şok, adam. 2 gün önce oldu. Ne dedim ben selamun kavlen deyip sildim. Ben şey yapmadım. Yani. Geçti. Gelsin sıradaki. Konya yemekleri yapan bir mekandayım. Bütün garsonlar Doğu Demirkol. Adam ama Konyalı birinde oynuyor. Halktan biri diyebilir miyim? Şive Amasya'dan mı gelmişti? Şive Amasya'dan. Sokakta böyle kendimce geliştirmeye çalıştım. Anam babam da yok. O çok enteresan. O inanılmaz ama ya. Gerçekten sahnede de hani evet. Sibel'i anlat. Hikayeleri öyle anlatmayı da oturtmuşsun değil mi? Bazılarını öyle anlatıyorum. Yani bazen düz anlattığım oluyor. Çok mu düzgün konuştum diyorum sahnede. Ama çok mu düzgün konuştum falan. Çünkü bazen karakterlerde öyle oluyor. Normalde değişiyor yani. Şu an mesela şiveli değilsin. Ama ha? Çenemden dolayı gene şiveli gibi oluyor. Ya cümle ağızda geliyor oluşuyor çenede böyle bir çenede şey, şive harmanı. Verin çıkartıyor. Şivelenip devam ediyor. Şiveli döndürüyor. Evet gelsin sıradaki. Onur Bulu'da tam ileride sapıtacak aşırı öfkeli olacak komedyen tipi var demedi demeyin. Aa. Senin niye böyle öfkeli için niye böyle bir şey var? Bak üçtür bir şey demiyorum. İleride sapıtacak. Ne kadar ileride acaba? Ulan bunu 10 yıl önce mi yazdın? Ne zaman? Olabilir. Yeni çıkan bir adam ben, kim? Ben, nasıl biriktiriyorsun anlıyorum. Skeçlerde de daha ya İbrahim bak diyorum ki. Birleştirme. Gelsin sıradaki. Aynı pozu organize sanayide de çekip atacağım yarın altına Madrid yazarım demiş. Bu Madrid'de. Bu Madrid'de bir fotoğraf. Madde gittim. Böyle kareleri kaçırmaz mısın yani? Böyle ya, yok öyle o duruyordum orada. Ya ben kare kaçırmam değil ya Nurdan eşim. Hı. Aa dedi bu arkandaki çok güzel duruyor. Dönsene dedi. Hı. Bana yine boynum yine böyle olmuş. İnme modeline dönmüş yine. Tek fotoğraf çekilince ben... hani nasıl çıktığını bildiğin için üzülüyor musun? Hayır, bir şey o öyle. İçten içe bir burukluk. Burukluk böyle. Ben. Brooklyn. Grafitinin önünde çekilecekmiş. Onun çekildiğini görünce sanki açmışlar hemen. Değil mi? Tamam sıra. Günaydın diyeyim böyle. İnanılmaz. Gelsin sıradaki. Var mı başka? Yok mu? Ha yok. Ya gerçekten internet meselesi şeye döndü yani. Şeyi anlıyorsun. Ya gerçekten kimse kimseyi ya sevmemek için yer arıyor ya. Evet evet. Sevmemek için ya. Sevmeyeyim yani. Artık şeyde de yani kendi hayatında da bunu bir eğlenceye dönüştürmezsen bir derde dönüşüyor. Yok, ona da hiç gerek yok. Ben hiç okumuyorum yorum. Çünkü yani şey oluyorsun. Yani sinirleniyor musun? Okumuyor musun? Arada kızdığım oluyor ama çok artık eskiden de o böyle başlarda bu internet döneminde bakıyorsun ama şey anlıyorsun yani bazısı yani inansa da inanmasa da yazıyor. Yani laf olsun ya direkt küfür yazan var ya. Ya yazıyor böyle direkt yani küfür ediyor yani ne yapmış olabilirim sana küfür edecek yani ne nasıl bir geçmişimiz olmuş olabilir? İşte deminki gibi
Sen pisliksin var yani, ne ya, ne olmuş olabilir ya? Sana en fazla şuyum ya senin hayatında. Ya, filme gitmeyebilirsin. Hmm. Televizyonda gördüğünde kanal değiştirebilirsin. Yani sana yapabileceğim, sadece yapabileceğim müdahale bu kadar. O kadar ya. Başka senin hayatına bu kadar. Ne yapacağım senin? Senin derine nüfuz edeceğim. Ne yapacağım ki yani? Ne yapacağım? Şakalar. Sabah kalktığında seni boynundan mı öpeceğim yani? Günaydın bebişim mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Senin hayatına ne kadar girebilirim yani? Sen beni istemiyorsan hayatında olmayabilirim. Yani sen ama bile... keşke sevsen hala bile. Seni kazanmanı kazanmak istiyorsun. Tabii ki de. Yok da şey, biraz da böyle hani normalde tanıdığımız biraz takıntılı bir adamsın ya, böyle hani kötü yorum duyduğunda falan bu eller falan böyle bir başlıyor, kendin obsesif hareketler başlıyor. Bir şey oluyor mu? Şeye bağlayacağım konuyu da. Biraz kolonya hijyen takıntım var, evet. Hijyen takıntım var, mendil takıntısı var. Takıntım var, evet. Kardeşimizin kolonya mendil takıntısı var. Biz de programa çalışırken bir tane Instagram sayfası bulduk. Nasıl? Abi sayfada ıslak mendil gurmesi diye bir sayfa. Tanıtıyor. Adam gittiği bütün restoranlar ıslak mendili alıyor. Onları puanlıyor. Puanlıyor. Hijyen, koku falan filan diye. Evet, şimdi bu ıslak mendil gurmesini bulan arkadaşları bulduk. Alkışlar Zahit Özbek için gelsin arkadaşlar. Kendisi de burada. Önce abi önce şeye bakalım, ne gerçekten enteresan bir sayfa. Gidiyorsunuz restoranlara. Mikrofona yaklaşsın abi. Özellikle gitmiyoruz, denk geldiğimiz zaman. He, denk geldiği zaman gidiyorsun. Peki ne zaman ben bu ıslak mendilleri paylaşayım, bir sayfa olsun dedin abi? Kaş'taydık abi tatilde. Denizden çıkmıştık. Yemek bekliyorduk. Denizden çıkmıştık. Ama nasıl sırılsıklamış. Nasıl? Biraz bana yüzmeyi an. Ona kullanıyoruz. Evet. O zamanlar insan agresif olabiliyor açlık halinde. Ben genelde yemek paylaşanlara böyle çok karşı değilim, eleştirmiyorum ama öyle de biri değilim. Evet, bir sayfayı gösterseniz abi. Bakalım neler varmış. Zirvede yalnız demişsin. Evet, bu çok iyiydi. Bu... Bunu asla unutamam. O gece bir oturuşta 5 mendil. Bu şey, havlu mendilleri ayrı seviyorsun. Bu havlu kaliteli çünkü o eldeki yağı çıkarabiliyor. Yağ hissini. Ara bir direksiyona dokunduğunuzda olur. Çoğu ıslak mendil bunu çıkarmıyor. Bu tarz havlular iyi. Havlu mendil bu işin zirvesi. Havlu mendili gördük mü o restoran demek ki. Evet. Başka var mı? Göster, başka ne var? Sevimli mendil demişsin. Böyle altına notlar yazıyor. Tasarım 7,5. İlk dokunuş 4. Kalite 3. Koku 4,5. PH'ı GDO'lu. Bak, PH'a kadar bunu ilk buluşma zannedebiliyoruz, biliyor musun? İlk buluşmada birine verilen notlar da olabilir. Tasarım 7,5. Ama PH'ı da insana verebilirsin. Değil mi? Başka neler var? Ver abi hızlıca. Öğretici. Aklını da katarsın. İlk dokunuş, kalite, koku, PH. Devam et, başka? PH şöyle böyle yazıyordu, gördün mü onu? Zahmet edip yollamışlar. Yani en kötüsü bu değil mi? Parşömen gibi gelmiş. Aa, bunu hiç beğenmemişsin. Evet. Okul 9 ama. Devam et. Televizyon bu ya. İlk dokunuş 0, tasarım 0. Islak mendilsiz işletme değildir. Bu galiba kağıt mendil yani, evet. Öyle şeyler vermişsin ki. Öyle zaten. Kağıt mendil, ıslak mendil yok diye laf sokmuş restorana. Aa, şahane. Başka? Çok doğru bak, ona katılıyorum abi. Yağlı bir şey yiyorsun. Eller böyle kalmış, diyor ki abi ıslak mendil vermem, yok diyor. Böyle duruyor. E ne yapayım ya, ben kedi miyim, kendim mi yalayayım, ne yapayım? Aslı onu çözdüler, biliyor musun? Tuvalete gidip ellerini yıkayabiliyorsun. Wow! Onun da şu var. Ya birden hani, ya bu ıslak mendil yokken ne yapıyorduk biz ya? Hani o kafaya nasıl girdik? Elimi yıkıyorum da şimdi şu var ya, elimizi orada 2 dakikada yapıyoruz. Çok pratik bir şey ya artık. O anlamda. Evet, evet. Hayır, o zaten tabii ki de öyle. Islak mendil elini yıkamaya gidene kadar idare etsin. Evet. İşte o şey olarak güzel yani. Yani o ara geçişi sağlaması lazım. Evet, bravo yani. Aynı doğru. Evet, ara geçişi. Niye bana haksızlık ediyorsun yani? Abi bir de yanınızdakiler de, siz ne iş yapıyorsunuz abi? Abi şöyle, biz ticaretle uğraşıyoruz. Kuzumuz. Ne ticareti? Sektörleri sayayım mı? Öyle geçelim mi? Öyle geçelim. Yani. Uzamasın diye. En sevdiğin sektörü söyle. En sevdiğin sektörü bilmiyorum da. İnşaat, turizm, gıda. Sen say, bir seçelim içinden. Ben inşaatı alırım. Rentekar. Var mısın? Sonuncu da temizlikle ilgili. Üçünüz arkadaş mısınız? İkimiz kuzeniz, Serhat'la da 20 yıllık falan arkadaşız. Aa, böyle 3 yani arkadaş. Biz tatillere beraber gideriz, o kaşa oradan çıksın. Ben bir tek ıslak mendilde şu var. Ya ben şeyi sevmiyorum, o sizde de var mı abi? Böyle bir ıslak mendil modeli var, adını falan bilmiyorum ama. İnanılmaz böyle kesif bir kokusu var böyle, çok yoğun. Kolonyalı mı? Kolonyalı ama böyle yani böyle bir koku yok abi bak. Islak mendil açıp şeyde mesela... Sert
karşındakini böyle dayasan eter gibi bayıltırsın, biliyor musun böyle hani? Bak ıslak mendili aç böyle karşılığa, hop al git ondan sonra. Ya gerçekten böyle bir ıslak mendil, midem bulanıyor ama ya. Ama çok şey kalmadı. Yani kolonyal mendil çok kalmadı, ıslak mendile döndü. Tükürük gibi kokan mendil. Aşağı yukarı hepsi aynı, öyle söyleyeyim. Sadece içindeki esans farklı. Peki sen bütün bu mesela dokunuş, kalite falan diyor ya. Sende gerçek bir takıntı var ya. Sende o her mendili aldığında o duyguları hissediyor musun içinden? Bu çok iyi. Yok. Bu kötü, bu fazla falan. Oh çok iyi falan. Öyle bir şey yok. Hayır şu an. Öyle bir iliş... Sadece elimi siliyorum. Hayır kolonyalı şey mendili için bir mekana gittin mi? Gidiyor mesela. O kadar delirmedi. Hayır delirmedi. Ya bak güzel kokanlar vardır ya böyle. Çok iyiydi ya falan. Elimi sildikten sonra. Hiçbir şey yok. Gidip elini silip abi, çıkıyor falan. Abi üstüne bir çay ver ya. Bir çay içeyim mi? Benim bir şey yok abi. Öyle bir durum yok yani. Açılmasını bekliyor sabah. Yani abi, açılmasını bekliyor sabah. Yalnız şöyle bir durum var. Yayından sonra görüşelim. Öyle mendiller var. Vallahi. Kendimizden geçiyoruz. Abi biz kendimizden geçiyoruz. Abi o. Ne yaparken? Mendille ne yapıyorsunuz abi? Abi. Abi. Çok affedersin. Yayından sonra konuşalım. Ben ondan sonra. Burada ben korkuyorum şu anda. Yok evde bırakmazsın, nurdan bulmasın falan diye o dereceye saklarsın yani. Hayır öyle bir şey ki. Hani içeceğimi ıslak mendil atacakmış gibi duruyor. Sıkıyor öyle. Biz bu arada biz bir tane mendil yaptırdık bugüne özel. Getirin abi. EYS mendili yap. Hem bir değerlendirirsiniz hem de bir temizletirsiniz. Aa gerçekten mi yaptırdık? Evet evet yaptırdık. Dün yaptırdık bunları. 2018'den beri EYS. İşte bu. Bakayım, buyurun değerlendirin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumluyorum bir dakika. İlk isim. Oo inanılmaz. Abi, acayip. Kokusu çok iyi. Kokusu ilkokuldaki bilgilerimizin kokusu. Aramaya sakız kokusu. Öyle mi? Kokusu harika. O dokunuşu. Ya program bir tık kontrolden çıkmadı mı program? Yani biz şu an... Ne yapıyoruz ya abi? Peki mendili açtıktan sonra mı kendimizden geçiyoruz önce mi? Sonra mı mendili açılıyor? O karakterinize bağlı. Abi ben de şuna sinir oluyorum ben. Mesela kolay mendilde böyle küçük oluyor ya, böyle yapıyorsun kayboluyor. Benim en o büyümesini bak, seviyorum ben. Hiç öyle bir sorunum yok. Hiç olmadı yani. Sana bir... Kanka en sinir olduğum şeyi anlatayım. Kokusu şimdi kolay mendil mendil güzel bir buluş. Evet. İşte arkadaşımın dediği gibi eskiden tabii ki de lavaboya gidiyorduk. O ara duyguda hemen işi pratikleştirmek için bulunmuş bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kolonyalı mendili arkadaşlar. Bakın. Ey insanlık Romalı. Şöyle adam gördüm. Görmesem yalan söylüyorum. Bak açlı kolonyalı mendili bak. Eyvallah. Doğru devam ediyorsun. Doğru. En sonunda burnunu silip abi daha ne istiyorsun? Bir de beraber bir tuvalete gidin istiyorsan. Bu nasıl bir maksimum fayda? Yani tamam bunu elini sildin bırak artık masayı abi, siliyor. Peki emdin mi hiç? O ne? Mendili sen de. Ben gayet. Abi ben. Abi bu ekip bir şey söyleyeceğim. Bu ekip kaçta ne yaptıysa. Ben bu ekipten çekinmeye başladım. Çünkü bir dakika. Abi, çünkü zaten şimdi bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Kardeşim, evet çünkü arkadaş emdin mi dedi de o yüzden. Emdin mi çok sertti. Ya şimdi bu, güzel abi. Yapma gözünü seveyim. Bir dakika Doğu Bey buyurun. Önce... Abi atladığımız bir nokta var. Zaten şöyle gelişti olay. Denizden çıktık ıslaktık. Oradan ıslak mendili emdin miye geldi? Orada bazı kopuk noktalar. Kaçta çok inanılmaz şeyler yaşanmış. Açıklayın abi. Ya, böyle yorumlar geldi. Gerçekten hani insanların çok enteresan takıntıları varmış. Hı. Ve bu ıslak mendillerle alakalı çok enteresan bize yorumlar geldi. Ne gibi mesela? Emdin mi diye soran oldu. Hı. O yüzden ya, aslında onu söylemek istedi. Direkt söyleyince yanlış anlaşılmış. Niye soruyorlar bunu acaba? Biz de bilmiyoruz. Tadını da merak eden var demek. Biz de var demek. Allah abi Allah. Öyle şeyler vardır yani. İlkokulda sen hani uçlu kalemin ucunu böyle bir tadarız ama böyle bir cins bir kitle var. Ama o küçük de çocukluğundan gelen ağzına her şeyi sokma şey falan bir büyüyünce. Yani 35 yaşında kolay mendil ememem ben. Şöyle görüp diyor. İbo yapmayın sen arkadaş. sil de çabuk ver bana diyor. Abi yani. Yapmayın ne olur yapmayın. Yani. Evet tamam çok teşekkür ederiz alkışlar bu. Abi şahanesin. Şahane. Hep güzel yapar. Tamam. Evet bu takıntılardan girdik biliyorsunuz. Şimdi de insanlara sorduk ne gibi takıntılarınız var. Alkışlar röportajımızı izliyoruz. Bir türlü kurtulamadığınız bir takıntınız var mı acaba?
Var. Mesela kapı koluna falan dokunduktan sonra illaki birkaç kere yıkamam gerekiyor. Ya da antibakteriyel bazı mendiller oluyor. Onlarla silmem lazım. Daha çok temizlik takıntısı diyebilirim. Takıntım var. Her gün evden çıkmadan önce prizleri kontrol ediyorum. Yangın çıkmasından çok korkuyorum. En büyük takıntım bu galiba. Abi simetri hastalığı var bende ya. Misal gece yatıyorum, perde falan yamuk ya. İçim bir rahatsız oluyor. Kalkıyorum abi, onu toparlamadan yatamıyorum. Şimdi yoldan giderken böyle bir direk kestiriyorum gözüme. Diyorum ki 10 saniyede bu direğe dokunmazsam çocuğum olmasın diyorum. Koşuyorum, dokunuyorum. Kesinlikle çoraplara dokunamıyorum. Asla dokunamıyorum. Evin içinde ne kadar buzdolabı poşeti varsa hepsini çoraplarımı çıkartmak için kullandım. Kendi elim asla temas edemiyor. Evet, var. Ben eski basketbolcu olduğum için sürekli evde gezerken odadaki duvarlara sanki bir takım arkadaşım bana çak yapıyormuş gibi sürekli duvarlara vuruyorum böyle. Evet, temizlik takıntım var. Çünkü Başak Burcu'yum zaten, klasik. Günde kaç temizlik yapıyorsunuz? En fazlası 4'tür herhalde süpürge olarak. Kapıları her zaman kapalı tutarım mesela. Nasıl ya? Açık kapıya dayanamam. Her kapı kapalı nasıl lazım? Birisine en son ben dokunacağım. Mesela nasıl ya? Ben size dokunduğumda... Evet, aynı ben de dokunacağım. Ya böyle... Abi öyle ben... böyle... en son ben... Bu abi, en son ben dokunacağım. Mesela şimdi dokundum, kaçtım, ne olacak? Ben seni yakalayacağım abi. Yakalayacağım abi, yakalarım. Koşarım eve kadar seninle. Evet, röportajlarımızı yapan ekibe bu sene katılan Devrim arkadaşımıza teşekkür ederim. Bravo. Bravo! Bravo Devrim. Bravo. Şahane bir ekibimiz var. Güzel güzel çalışıyoruz. Haydi söyle, onu nasıl söyle? Bravo. İşte ne oldu Mirko? Konu kapandı. Konu kapandı. Haddini bileceksin. İlk defa mı aşık oldun sen her şeyi söylüyorsun, şarkıya dönüştürmüyorsunuz siz. Baba perişan olduk. Ya böyle bir şey. Valla bu olmaz. Benim yârim kara topraktır. Evet arkadaşlar, İbrahim Bey, sizin dövmeniz bitmiş. Çocuğun kolunda ölümsüz bir eser bıraktık. Kalıcı dövme. Şimdi nasıl bitmiş? Kalıcı dövme. Alkışlar Kemal için gelsin. Kemal Polat. Dur bir gösterme. Çok heyecanlıyım ben. Hazır mısın? İbo gel sen aç. Ben... evet. Şöyle yürüyorum. Önce duygularını alın. Nasıl hissediyorsun şu an? Vallahi bir tuhafım abi ya. Vallahi bir tuhafım. Evet İbrahim Bey. Ama mutluyum. Lütfen. Mutlu musun? Mutluyum yani. Ama hayatım. Artık mecbursun da. Yani mutlu yani, olmaya. Çünkü yazdık sonuçta ya bir kere. Yazdı. Sözümüz sene. Yazdık yani. Yazdı. Gerçekten yazdı. Gördük. Üzgünüm. Ben de onun adına üzülüyorum. Üzülüyorum. Hazırsan açalım. Ama ne diyorsun bu? Abi korkunç bir durum yani. Bak. Gerçekten Allah. Abi var, sana da mesaj atmıştım o mesajı. Bir sana attım, bir de İbrahim. Bir bana bir sana atmış. Kardeşimi iki bende görmemişim, çok saçma bir şey olur. Yani. Hayır şunu da diyemiyorum ki, o olsaydı daha iyi olurdu diyemiyorum. Yani ne oluyorsa ya zaten benzer bir ama durumda. Ama beni çok kısa süre sonra doğuya da çevirebilir aynı yani. Dövmeyi. Çok basit. Ya beni yapsaydın İbo'ya dönebilirdi. Zaten dövmeyi biraz cimciklese. Abimi. Çeneyi azıcık daha yamuk. Benim çene böyle, doğu böyle yani. Biraz cimcik ister. Evet, şimdi bir müzik eşliğinde göstersin abi kolunu. Güzel bir müzik bunu. Hangi müziği çalacaksınız ben? Geri sayalım, geri. Evet. Geri. Yakın bir de olsunlar. Aynen. Evet, güzel. Kamerayı getir abi. Çektin mi? Çektin mi Arif? Çekiyor musunuz? Hayırlı olsun. Ama dişleri düzgün yapmışlar İbo. Evet. İbo bir şey söyleyeyim. Ona zamanla şey olur. İyisi senin... İbo'nun iyisini bulmuş. Buradan ben de biraz çıkarım. Biraz benim iyimi yapmışlar. Tabii. Ben sana söyleyeyim. Kardeşim çok güzel. Sana da benziyor. Valla son kez soralım, hani mesajı attın. Böyle, ne yapayım? Alkol istiyorsan götür. Oğlum çok şaşırtıcı ya. Mutlu musun? Ne hissediyorsun? Çok komik ya. Çok komik yani. Ya biri seni dövmeni yaptırdı. Evet yani kendim şey istedim kardeşim. Ya bence eve bekliyorum. Davet et artık. Ulan? Ya. Övmeli yaptırdı adam. Eve davet edeyim. Ah be, olabilir. Bana. Niye böyle bir şey? Bunu bir post atarsan sevinirim abi. Şu an beraber zaten o fotoğrafı çekineceğiz içeride. Bir 10 numara fotoğraf yani bilmem ne. Hepsini yapacağız yani, onu zaten de. Şey, o yüzden. Hemen gidiyor musun? Ankara'ya yolcu. Benim telefonum nerede? Şurada. Fotoğraf çektirelim. Kardeşim ya çok geçmiş olsun. Çok geçmiş.
Gel. Gel, gel. Tamam, gel olacağım. Kardeşim. Güzel bir poz. O saç çok değişti ha. Başka biri oldu. Abi bir de dövmeci abiyi de getirelim, o kadar uğraştı. Evet. Nerede? Ha, geldi. Geldi. Emre Tuna. İşte. Abi. Bir şey abi, söylemek istiyorum abi. Hiç böyle bir şey ünlünün ya, ünlüyü birinin koluna falan oldu mu abi bir şey? Yani bir ünlünün resmini birine yapmamıştım ama ünlü dövmesi diye bir şey var. O dövmeleri yaptıran insanlar çok. Ünlüdeki görüp yaptırıyorlar. Siz sert. Peki İbrahim'i birinin üstüne işlemenin sana verdiği abi, biraz duygu... zaman aldı. Sanat eseri abi sonuçta. Sanat eseri. Sonuçta yani kolay değil mi? Peki şöyle bir şeye dönüşürse bu olay. Abi İbo dövmesi inanılmaz oluyor ya falan. Bu bir patlama yaratırsa. Ben biraz şey hani sırtında komple beni görmeyin kimsenin böyle. Abi seni görürüz öyle falan. Ya biz şaka yapıyoruz da çocukta kalıcı bak izler. Yolda gelecek olay biliyor musun? Tam böyle oturacak böyle keki verecekler verirken böyle alacak. Ne oldu falan diyecek ben bak. Ben bir tane daha kek alabilir miyim? Şu an daha hissedemiyor. Ne yaşadığının farkında değil biliyor musun? Biraz şoktayım. Ya. Olsun. Sonuçta silinebilen bir şey. Sıkıntı yok ya. Şey yapma. Ya gene güzel yaptılar. Güzel. Bence çok hoş yapmışlar yakışıklı ya. Yakışıklı adamsın abi. Yani öyle yani çok şey yapma da. Alkışlar gelsin. Bravo. Hareket ediyor da hareket ediyor. Bekliyor. Ya yaptılar oğlum adamın dövmesini. Böyle bir şey yok abi. Böyle çocuk da yani hiçbir yerinde şeye dönmedi ya. Oh, ne güzel oldu şaka falan da yapmadı. Çocuk gerçekten hep bir şokta. Şokta ama böyle yaptırdığı için de pişman durmuyor. O beni çok şok etti. Abi olur mu diye olacak. Ama sıcağını hissetmezsin ya. Olacak abi. Ya şey demeyi çok istedim hani. Ben de senin dövmeni yaptırayım. Yani ama. Şu an evet. Olacak işte. Öyle dövme hani. Yok sıfır yani. Nasıl yaptırayım? Bir böyle şarkılar, türküler, emoji. Filmde emojilerle bir şey sahne oynuyorsunuz evet, ya. Evet emojilerle soygun yapıyoruz. Emojilerle. Getir abi emojiyi. Başlıyoruz ilk emojimizle. Hazırsanız. Şimdi kim ne olsun? İbo biraz tecrübeli olduğu için emoji konusunda. Siz iki kişi olun. Büşra ile ikiniz. Büşra ile biz ikimiz, onlar üç olsun. Tamam. Biz emojiden için. Şarkı tahmin ediyoruz. Aa tamam. Emojiden şarkı tahmini. Evet. Bir. İki. Üç. Hadi. Doktor. Derdime bul bir çare. Ve Büşra'dan gidelim. Çabuk bul. Doktor. Repertuarım iyidir. Derdime bul bir çare. Bir, iki. 3. Aşk kilidi kapı meleklerle uçarız. Aşkın açamadı kapı. Atladı bu çare. Al beni sevgilerin sana. İkisi mi lan? Ben beceremedim. Büşra'yı niye aldın? Abi ne alakası var Büşra, ya? Ben kendimde hiç beklemiyordum. Sen çok arada. İyiymişsin ya şu an. Yer mi neyse? Acaba İbo tek... Ben şu an bir şey söylemiyorum ki o söylüyor. Evet. 2-0 oldu. 1-2-3. Allah Allah. Haydi koş bayırsan haydi koş haydi gel haydi yok. Söyle haydi söyle onu nasıl söyle bravo işte o Demirko konu kapandı konu kapandı haddini bileceksin herkes akıllı 2-1 oldu 1-2-3 sen dünya aşk ne eğer bütün kelimeleri söyledin, birleştir onları. En büyük aşık olabilir. Hayır. Ben dünyanın. Ben. Sen dünyanın. Sen dünyanın. Sen dünyanın. Aşk hasta. Deli kafa yemiş. Seni dünyanın. O sen olsan. Seni dünyanın. Yok canım sende. Yani. O zaten aşk, bu ne? Bu ne? Ben. Tamam. El hareketi çekelim. Sen dünya ben. 90'lardan bir şarkı. Ha. Hiçbir sevdiğim. Hayır. Şeyden sen, bir ipucu vereceğim ama sen avantajlı konuma geçiyorsun. Kimden olduğunu söylersen elini öperim. Kimin? Söyleyeyim. Şarkının kimi şarkısı? Sen abi dünya... söylerim söylersem hemen bileceksin. O zaman başvur. Dur. Söyleyeceğim o zaman. Sen, 90'lar tamam. Şarkısı olmalı. O zaman güzel. Söylüyorum ismini. Evet. Ümit Sayın. Sen sevdiğimdin. Hayır. O bırakın. Ha, ne alaka bro? Ümit seni bu dünyada en çok sevdim. Ben kalbimde. Evet. Yol arkadaşım. O yüzden o ipucuyu veremezdim yol arkadaşım. Seni bu dünyada
En çok. Kim sever? Evet. Ben tabii ki. Sen de orayı çok kavrayamadın ben. Seni bu dünya en çok kim sever? Kim sever? Ben tabii ki. Ama en çok bir en çok o, yani hani orada bir bence biz. Evet. En çokluk ne oldu? 3-1. Siz mi? 3-1. Hadi abi. Güzel. Bir. Sen bir Google'a falan giriyordun Ezra. Google'a Ümit sayı yaz. Elini öpeceğim ben oraya gitti. Evet. Buradan Ümit Sayın'a sevgiler. Alkış. Bravo. Başlıyorum. 1-2-3. Yok bu olmaz ya. Abi, ben biraz... Kızlar toplandık. A-a. Bu biraz... Kızlar gelen mi yanağızdan öpen mi? Fena tahmin değil. Hatta daha doğru tahmin biliyor musun? Biraz bu kızlar. Saçma. İpucu olarak Safa bu şarkı söylerken güzel taklit yapıyor. Oh, oh. Bilemem. Hayda. Oh. Ama yine de zor. O yüzden söyledim i̇ki zaten. İki kız var, iki kız var. Onları kız gibi düşünmeyelim. Onlar... İnsan. Yakın arkadaş. Yakın ha, arkadaş. Arkadaşın eş anlamlısı. Arkadaşım doğru. Eş arkadaşım. Doğru. Bak duygu durumu arkadaşın karışık. Eş anlamlısı. Bak her şeyi dost. Dost. Öyle mi? Dost. Dost. Dost diye. Dost, dost, yeah, yeah. Bravo. Dost diye. Kim söyledi ilk? Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarım kara toprak. Nicesine sarıldımdı bu. Nicesine sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır. Yapsana bir. Dost dost diye. Yap yap. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Tek geldi. Çok güzel. Mikrofon verelim mi? Mikrofon olur. Bir mikrofon verir misiniz abi? Dost dost. Çok güzel. Aşık Veysel taklidi yapıyor. Aşık Veysel taklidi yapıyor kardeşimiz be. Helal olsun ya. Safa. Ama başta normalini yap sonra taş bila, taş bila geç. Dost dost diye nicel nicesine sarıldım. Bu da taş bilak şimdi. Dost dost diye nice kine sarıldım. Benim yârim kara topraktır. Safa hazır mikrofonu almışken. Bir iki tane taklit isteriz ya. Bir iki tane yap ya. Ben Aziz Yıldırım yap istedin ya. Aziz Yıldırım yapayım mı? Yap abi. Aziz Başkan yap. Bir dakika şimdi. Ne? Kim? Fatih Terim deme. O çok klişe. Şimdi bak ne bir dakika ne var? Egzama. Niye? Neden? Fenerbahçe yüzünden. Stres, sinir stres yapıyorsun. Niye? Maç izliyorsun. Ne yapıyorsun? Atamıyor. Adam niye bakıyorsun? Ne oldu da bakıyorsun? Şimdi bir dakika. Eser'cim. Şimdi bizi buraya çağırdın. Bir tane bardak çağırdı. Ne oldu? Helal olsun. Ses kartı var ya. Çok iyi. Sen de ya. Ne yapayım? Lucas amca yap ya. Lucas amca yapayım mı? Lucas amca yap ya. Bu acayip. Bu. Amerikan... Biliyor musun? Amerikan... Lucas amcamı çok seviyorum. Lucas amcam bizi bayi toplantısına götürüyor. Lucas amcam bizi bayi toplantısına götürüyor ve her defasında ona minnet duyuyorum. Helal olsun kardeşim. Ağzına sağlık ya. Evet, kaç şu an? 3-1. 3-2. Başlıyoruz. 1-2-3. Sus, söyleme. Yok. Hayal. Yine birileri buluştu. O sakın galiba. Var. Sakın söyleme. Olabilir mi? Sakın. Ben. Sakın gelme. Seviyorum. Bu ne? Korkmak. Evet. İlk kelime o. Korkma kalbim biter. Geçer acısı. İlk defa mı aşık oldun sen? 3-3. İlk sıfırdan geldim. 3-3 mü? Hadi Büşra ya. 3-3. Ne oldu, iyi başladın Büşra, yoksun. Devam korkma kalbim, kalbim geçer acısı. İlk defa mı aşık oldun sen? Var mı aşkın benle kavgası? Sanki ilk kez ağlıyorsun sen. Bravo, çok hadi 3-3. 1-2-3. Bebek çocuktayım. Bir sen bir ben. Bir. Bebek sen. Sevdiğimi kolum. Bebek güzel tahmin. Zaten bebek. Yukarı. Bebek ben. Bebek de 3-5.
Bebek. Ha bebeğim benim. Bebeğim benim. Ama abiden geldi. İlk göz ağrım. Söylemeyin lan. Usturuz oynuyor ama hepiniz aynı anda duydunuz zaten. Sayılmaz. Bebeğim benim, bebeğim benim. İlk göz ağrım, sevdiğim benim. Evet. Arkadaşlar ne olur girmeyin ya. Üç tane kaldı hadi. Hadi. 3-3. 1, 2, 3. Fotokopi makinesi nedir? Bu ne ya? Baştaki nasıl bir şey? Baştaki garip içinde. Göz onu... kapakları falan mı? Kalp yazısı. Uykular. Kalp yazısı. Uykular. Hayır. Kalp yazısı. Bak şu kalp yazısı. Ya Eser şu ne, gözüne ne oluyor? Ona o bir yani şu eline bak. Ne yapıyor elini? Hiç anlamıyorum. Dua ediyor böyle. Ha. Yalvarıyor. Ha. Evet. Gibi. Kime ediyor? Yalvardım. Yalvardım Allah'ıma. Hayır hayır yalvarma. Yaradana falan dedi. Yaradana yalvarma. Yalvarma. Hayır abi ben söyledim çok. Niye? Ben Yaradan'a dedim oradan sonra bildin. Kime yalvarıyor? Yaradan'dan dedim. Dedin. İşte evet. Allah'a yara söyleyecek. Kayıtlarda var İbrahim Bey. Ben abi. Bana gidelim abi. Ben, abi. Bana gidelim abi gösterin ya. Abi Yaradan'a. Göster abi. Hayır hayır. TFF var. Hayır hayır. Var. EYS var. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, torpil var geçemem. Burada da problem oldu. Görüyorsunuz abi. Torpil geçemem. Evet. 3-3 devam ediyoruz abi. Son iki tane. 1-2-3 Yalan söyleme. Yalan. Gözlerime. Yalan. Yalan söyleme gözlerime bak. Yalan söyleme gözlerime bak. Gözlerime bak. Abi her şeyi söylüyorsun. Şarkıya dönüştürmüyorsunuz siz. Baba perişan olduk. Ya böyle bir şey. Valla bu olmaz ya. Ya biz altyapıyız. Ertuğrul Korku tepkileri vermeye başladı. Bana ne oldu? Eğer şarkı değil de şiir tahmini olsaydı herkese her şey bilirdi biliyor musun? 4-3 ya berabere ya yeniliyorsunuz son. Hadi 1-2-3 Kazanıyoruz. Bek. Gözlerime bak. Geçmiş. Sen geçmişe dönmem artık. Dön. Düşünme gözlerime bak. Gözlerim geçmiş. Sinir bir şey. Sen. Yine bir sen var. Gülün üstü ben sapı. Gülün sapı çiçeği bak. Saplı bir şey. Güzel güzel yerler. Abi, güzel sapı ama. Düşün. Gülün neyi olur abi? Dikeni. Daha çok konuşulan. Dikeni. Evet o gül diken. Dikeni. Evet. Dikeni. Gül senin tenin. Hayır. Ben... Yok canım. Gülüm benim. Hayır. Gül sonda oğlum. Söylemeyin arkadaşlar son bu lütfen söylemeyin söylemeyin. Kopya almayın. Adamlar o kadar adamlar söylemesin diye şey yapıyorum. Sen onlardan kopya istiyorlar. Biri çok geri. Evet. Geri dönlük bir şey var orada. Safa senin bilmen lazım bunu. Taklitli bir şey. Sen öyle bir şey mi? Acaba ben bak, Safa'nın taklitlerinden biri. Şey mi? Kim bakar ardına senin. Ama burada sayılmayacak. Öyle. Yok yok. Kim bakar ardına sen mi ben mi adın ne senin? Gül mü diken mi yana yana ben yandım. Benim adım korken senin adın buz mu söylerimez mi? Evet 4-4 berabere bitti. Ay, tebrik ediyoruz. Valla. Biz de böylesiniz. Bayi toplantısı ekibi dostluk kardeşlik içinde bitiyor. Vallahi şahane muhabbet oldu. Bayi toplantısı yarın vizyonda arkadaşlar. Bu şahane ekibi bir daha bir alkışlayalım. İnşallah. Şov yapacak kardeşlerim. Gişede de şov yapacaksınız inşallah. Konuk müzesine de hediyeniz vardır inşallah. Var. Onu da alacağız. Var. Onları... Alsak ben tek tek takdim ederiz. Olur. Gel tadı. Arkadan. Bayağı i̇şte. Şeyler var. Buyurun. Ya bu harika ya. Bunları gerçekten bırakacak mısınız burada? Bırakacağız. Ben alayım onu. Şu inanılmaz ya. Yani bayağı. Olur mu bu maske? O benim. Bu ne? Şu beyaz şey ne? Beyaz benim getirdiğim şey. Evet, bu senin bir şeyi var. Bilmiyorum. Şu an tam karar veremedim. Şöyle bir şey abi. Bu kimin? Benim o. Senin mi? O seninki. Hayır, o seninkiydi. Biz böyle abi. Biz Doğu'yla beraber. Saçma sapan durumlarda kalıyoruz. Onlar abi inanılmaz güzel duruyor ya. Ve bu şekilde çok sert bir tartışmanın içine giriyoruz. Soygun ortasında. Çok güzelmiş valla. Teşekkür ederiz. Gerçekten tam fragmanda falan çok göstermedik ama filmin içinde çok tuhaf çok komik şeyler var. Bunun X'lerci var mı? Yok oluyor çok bol. Gel şöyle bir poz verelim. Oha çok güzelmiş ya. Gel. İbo. Şunun güzelliğine bak. Çekin lan. Çeken bir şey söyleyeyim mi? Dur. Arkadaşlar Onur yerine ben olurmuşum mu ya? Her türlü. Bak olurdum biliyor musun? Abi Entep olmuyor mu İbo?
Abi yapucuk. Ya ben seni yapucuk seslendiririm, sen oyna. Abi bir de maske varmışım. Maskeden şive anlaşılmaz ki. Onur konuşur, ben oynardım. Ne olacak? Bu, ulan buradan şaka da geçmiş. Çıkamıyorum. Bitişin, biraz bitişin. Çok az. Ne yapalım? Çok az, böyle bir girin kadraja diye. Girdik la işte. İşte bu be. Ya harika. Ha bu bu. İşte bu. Gerçekten çok tuhaf. Bayıldım. Gözlüğüm hepsini aldım. Hepsini veriyor musunuz yoksa? Bir... Hepsini veriyoruz ya. Öyle mi? Verelim baba. Bunun, bu bir de yeni. Yenisi ya. Yani. Filmde kullanılmış çünkü bunun ağızları açıldı filmde yani. Bu kadar boğuk değil sesler. Normalde bu kadar ağız şey. Tek açtılar doğru. Değil mi? Bunun bayağı buraları açtırdık yani. Teşekkür ederiz. Bedran'ın 80 tek alınca. Ben bir de gerçekten bugün beyaz bir tişört arıyordum. İşte bu tişörtü arıyorum gardırobumda. Şöyle bir tişört gördüm ve bunun benim dolabımda ne işi var diye sana getirdim. Ne o? Bak gardırobumdan böyle bir tişört çıktı. Ben hangi, sana nasıl bir fanınsam senin. Sapıtmış gibi böyle. Ya şimdi bu ne? Anlamıyorum ki. Geçeli bir skeç için falan da yaptırmadık. Sen bayağı bize haber vermeden. Ben bunu ne yapıyordum? Bu geçeleri galiba ağlıyormuş, öyle duydum. Bu programı yaparken Mirke Lam'ın albümünde şarkı söylüyorsun diye sana böyle bir şeyler bastırmıştık. Bütün seyirciye dağıtmıştık. Hani böyle orada falan. Şarkı söylüyorsun diye. Bayağı böyle bir tişört var bende. Çok bunu sana getirdim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol kardeşim. Yani. Bunu hep giyeceğim. Bunu böyle vücuduna dövme olarak artık. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha bir şey var burada. Evet. Vallahi. Bu da benim. O benim. Önce Büşra anlatsın sana hediyesini. Bu benim hayatımda gerçekten çok önemli yer taşıyan bir... Değil tabii ki. Değil ama çok sevdiğim. Çok sevdiğim. Evimde tuttum böyle neşeli şeyleri çok sevdim. Var mı bu? Evinde var mıydı böyle? Tabii ki. Evet, tamam. Tabii ki. Ya ben de böyle şeyler çok mikiler falan. Bu şey mi? Aynı zamanda kumbara. Ha, kumbara. Evet. Aynı zamanda bir kumbara. Ya gelirken Japon pazarından alınmış bir şey de benziyor. Yok, 15 lira. Baya yurt dışından. Biz... Yurt dışına böyle, aldın. Yurt dışından böyle doğru şeyi söyle. Taşıyorum valla aynen. Kumbaraya göre çok da. Büyük ama yani. Nasıl bir bozukluk birikiyorsa. Baksana abi. Ve arkadaşlar yani ben bundan tekrar bulup alacağım. Gerçekten seviyorum. Yetmiyor yani. Bir tanesi çünkü. Bu aynı zamanda bir kumbara. İçine 3-5 bir şey atarsanız. İnşallah. Aralarda. 3-5'le. Nerede şeyi? Faydası da olur. Şey yapmaz bir yani. Bir de burada tatlı durur diye düşündüm. Çok öyle güzel olur ya. Şuraya en güzel yere asacağım. Çok teşekkür ederiz. Tatlım. Çok sağ ol. Eser'cim o da benim elindeki. Bir de Pekin ördeği hani oradan bir şarkı. Bir şarkı Pekin ördeği. Ya sen sadece finalde geliyorsun. Bravo. Gel. Sen gerçekten benziyorsun da Pekin ördeği, öyle bir şey yok da. Çok evet. Sevimli. Şu an o benim heyecanlanma, o bir altın kesesi gibi görünüyor. Evet hep. Ben bugün neden geldim? Çok geç geldim, yetişemedim. Son bozukluklarımı sana verdim. Bak şansa da kumbara geldi. Sent mi onlar? Sent. Aha. Hannover'in yakınında Hildestein mi? Hallestein mi? Söylemesi de Hallestein tarzı bir yerdeydi. Çok güzel. O zaman aynen, hediyeleri birleştiriyoruz. Evet. Ve İşte bu. İşte. Çok iyi. Bereket olsun. Kardeşlerim. Ama bir heyecanlandın keseyi görünce. Çok güzel, evet. Tişörtü de üzerine giydir bari. Hani hepsini tam böyle. Kafayla maskeyi tak. Burada maskeyi takayım. Evet arkadaşlar, bay toplantısı. Yarın vizyonda bu şahane ekibi kaçırmayın, izleyin. Alkışlar İbrahim Büyükaka, Büşra Tekin'den, Onur Büyükaka'dan, Tamas Büyükaka'dan. Evet değerli misafirler, hem ekranları karşıdaki izleyicilerimiz hem de buradaki misafirlerimiz, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yine biz buradayız. Görüşmek üzere, saygılar, sevgiler olsun.